Bu da tamam. Aferin sana. O zaman bunları da diz bakalım. Menüde en sevdiğin yemek var. Köfte ve patates. Oley! Yemekten sonra çizgi film izler miyiz? Eğer tabağındaki her lokmayı bitirirsen olur. Yeni babam da öyle derdi. Tabağımı bitirmeden çizgi film yoktu. Sen çok mu üzüldün? Bende neşeni yerine getirebilecek bir şeyler var. Yaşasın. Hem de en sevdiklerim. Çok sağ ol Selin abla. Rica ederim, bir şey değil. Birazdan seçeriz içlerinden, içeride izleriz. Anlaştık mı? Ya keşke Neste amcayla Tunç abi de burada olsaydı. Evet, olsalar iyi olurdu. Ama yoklar. Uzaktalar. Hem ben yetmiyor muyum sana? Hı? Aşk olsun yani. Ne bileyim, özledim onları da. Seni özlemedim mi? Ben de özledim tabii. Hadi ara gelsinler. Bugün gelemezler. İşlerim var. Ama belki yarın gelirler. İyi tamam. Yarın çağırırız. Tamam. Yarın çağırırız. Selin abla, köfteler yanıyor galiba. Beni burada lafa tutuyorsun, sonra köfteleri yakıyoruz. Nasılsın? Aynı. Sen? Aynı. Bir gelişme var mı diye sormayacağım. Olsa söylerdin zaten. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. Bana da mı ihtiyacın yok Mesut? Selim bak. Ya keşke beni de alsaydın yanına. Sen orada çırpınırken ben burada yapamıyorum Mesut. Benim seni düşünmeden, Tunç'u düşünmeden bir dakikam bile geçmiyor ki burada. Bunları düşünecek vaktim yok. Zaten beni bu kadar düşünmene de gerek yok. Anlamadım. Sen de, diğerleri de. Hepiniz benden umudu kesseniz iyi olur. İstanbul'a dönmeyeceğim. Ne? Duydun işte. Tunç'u bulsam da bulmasam da burada kalıyorum. O yüzden boş ver beni düşünme. Hem daha gençsin, kendini düşün. Mesut, ne demek oluyor bu? Tamam, gitmem lazım, toplantı var. Mesut. Selin abla.